Evet, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı Çankaya'daki parti genel merkezinde bacaklarından ve kalçasından bıçaklayan Serhat Koç efendim. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. İfadesinde kimseden talimat almadım diyen saldırganın cep telefonunda bazı incelemeler yapıldı. İşte o yapılan incelemede soruşturmayı farklı bir boyuta taşıyacak bilgilere de ulaşıldı. Kahvenizi içmekten mutlu olurum dedi. Arkamı döndü, bıçağı çekti. Direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip hani bir hareket yapınca bu defa arkadan 4 defa üst üste vurdu ve kaçtı. O anları işte böyle anlatmıştı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Serhat Koç'un adam öldürmenin cezasını öğrenmek için internette araştırma yaptığı ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirmeden önce 1,5 milyon doların kaç TL yaptığını araştırıyor telefonda. Öztürk Yılmaz'ı Çankaya'daki parti genel merkezinde bacaklarından ve kalçasından bıçaklayıp yaralayan Serhat Koç Bolu'da yakalandı. Ardından da Ankara'ya getirildi. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı. Millet dolmuş parası bulamazken bu Tuzluca'dan uçakla İstanbul'a gidiyor. Sırf bu iş için ve kendisi çağrılıyor. İfadesinde kimseden talimat almadım diyen Koç'un cep telefonunda yapılan incelemede ise soruşturmayı farklı bir boyutu taşıyacak bilgilere ulaşıldı. Saldırganın internetteki arama motoruna 1,5 milyon dolar kaç TL eder diye yazdığı, adam öldürme ve yaralama suçlarının cezasını araştırdığı tespit edildi. Polis bunu soruyor ve ona bir açıklama yapamıyor. Yani 1,5 milyon dolar karşılığında cinayeti gerçekleştirmek için anlaştığını bizzat itiraf ediyor. Akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Öztürk Yılmaz, saldırının organize olduğunu öne sürdü. Bana seri katillerinizi göndermeyin. Sizde erkeklik varsa, gerçekten erkeğim diyorsanız karşıma çıkın. Ben Musul'u yaşamış bir insanım. Kimseden de korkmuyorum. Erzurum'dan gelecek görüntüler efendim. İki pişkin hırsız göreceksiniz. Kapısını kırarak girdikleri ecza deposunu talan etti o hırsızlar. Para edecek ne varsa aslında çantalarına dolduran iki hırsızın ilaçlar konusundaki ilgi alanları aslında biraz farklıydı, dikkat çekiciydi. Çok pahalı kanser ilaçlarına dahi dokunmayan ikili sadece performans arttırıcı hapları çaldılar. Altta depomuz var bizim. Kapıyı kırarak girmişler içeriye. Kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposunu işte böyle soydular. Ama hedeflerinde sadece performans arttırıcı ilaçlar vardı. Bunların dışında cinsel performans arttırıcı ilaçlardan da almışlar. Bunlar artık kendileri mi kullanacak, arkadaşlar için mi aldılar bilemiyorum. Yakutiye'de eczacılık yapan Ömer Alemdar, 25 Kasım sabahı iş yerine geldiğinde kapıların kırık olduğunu gördü. İlk etapta ne olduğunu anlamayan Alemdar, depoya indiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Depoda almış, çok sayıda ilacı çalınmıştı. Acı gerçeği ise güvenlik kamerasına bakınca gördü. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca sağa sola iyice arayıp işlerine yaradıklarını düşündüğü şeyleri almışlar. Ömer Alemdar izlediği görüntülerde kapıyı kırıp direkt depoya giden iki şüphelinin çantalarla ve poşetlerle doldurdukları ilaçları çaldığını gördü. Durumu hemen polise bildirdi. Kremler, şampuanlar, bir takım ilaçlar, bunları götürmüşler. Bir bayan kol saati falan vardı, birkaç hatıra eşyamız vardı, onları da almışlar. Depoda inceleme yapan polis, hırsızların para edecek şeylerin dışında ilaç olarak sadece performans arttırıcı hapları çaldığını belirledi. Bunların dışında cinsel performans arttırıcı ilaçlardan da almışlar. Bunlar artık kendileri mi kullanacak, arkadaşlar için mi aldılar bilemiyorum. İş yeri dahil toplam 32 kameradan 102 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Şahin D ve Cihangir B olduğunu tespit etti. İkiliyi bir hafta arayla saklandıkları iki ayrı evde yakalayıp gözaltına aldılar. İfadeleri alınan şüphelilerin son 20 gün içerisinde 4 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları saptandı. İki hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sevgili izleyenler, çalışma alanlarını değiştiren dolandırıcılar artık her yerde, her işimizde karşımıza çıkabiliyorlar. Alışverişlerde, emlak alımlarında, hatta bazı kiralamalarda bile kandırılabilirsiniz. Dikkatli olmak lazım. Kurumsal bir firmanın İnternet sitesini kopyalayan bu dolandırıcılar, otomobil kiralamak isteyenlerin paralarını aldıktan sonra telefonlarını engelleyip bir de dalga geçtiler. O kadar pervasızlar ki dolandırıcılıkları ortaya çıktıktan sonra dahi sahtekarlıklarına devam edebiliyor bunlar.
kurumsal araç kiralama şirketinin sayfasını kopyaladılar. Tuzağa düşen taş çifti dolandırıldığını anladığında paraları çoktan uçmuştu. 1000 TL depozito ücreti, 1200 TL 3 günlük kiralama bedeli, 5000 TL de aracın sigorta bedeli olmak üzere 3 ayrı havale ile para transferi gerçekleştirdik. Giyim sektöründe hizmet veren Mehtap ve Mahmut Taş çifti arama motorundan buldukları kurumsal bir kiralama şirketinin sayfasına girdi. Ankara'ya gitmek için bir araç kiralamak istiyorlardı. Kurumsal firmanın kiralama şirketini arama yaptık Google üzerinden. Aradığımız numaraya ulaştığımızda bizimle WhatsApp'tan iletişime geçmek istediler. Kiralama şirketi ne isterse hepsini yaptılar. Kira, depozito, sigorta derken 10 dakika içinde tam 7200 lira gönderdiler. Ama çok geçmeden dolandırıldıklarını anladılar. Toplam 7200 olmak üzere para transferi gerçekleştirdik. Dolandırıldığımızı fark ettik. Çünkü süre kısıtlaması koydular. 10 dakika süre belirtip bizi sıkıştırdıkları için biz hızlı hızlı attık paraları. Engellendik telefonlar tarafından. Kurumsal bir şirketin ismini ve sayfasını kopyalayan dolandırıcılardan şikayetçi oldular. Ama daha kötüsü, dolandırıcılar hala birilerini kandırmaya devam ediyordu. Araç kiralamamı? Evet, buyurun. Para yatırdım ama sonrasında beni engellediniz. Bizden araç kiralama yaptınız, eminim. Evet, eminim. Kişi kiralık araç sahtekarları öğretim üyesi Halis Gözpınar'ı da ağlarına düşürdü. Üstüne bir de dalga geçtiler. Eyvah, siz beni dolandırdınız dedim. Hadi sen git suyunu iç, bir bardak suyunu iç, yürü kendi işine bak hadi. Bu da sana ders olsun deyip telefonu kapattılar. Halis Gözpınar da Ordu'dan Giresun'a gitmek için internet üzerinden 1500 liraya bir otomobil kiraladı. Her şey site gayet profesyonel görünüyor. Ödemelerimi yaptım. İşte saat 3'te vale gelecek, arabayı bana teslim edecek. Saat 4 oldu, gelen yok, telefon açıyorum yok. Dakikalar sonra telefonu çaldı. Sonra da zaten dolandırıldığını anladı. 0850 bir numaradan arayan oldu. Efendim, ufak bir aksaklık var siparişinizde. Kasko ve sigortayla ilgili de bir ödeme yapmanız gerekiyor. İşte 20 bin tutarında. Sonra ben yazıklar olsun dolandırdınız falan deyince artık müşteri hizmetleri gibi değildi. Artık vatandaş gibi konuşmaya başladılar, dalga geçmeye başladılar. Sevgili izleyenler, Antalya'da yaşayan 38 yaşındaki kadın 4 yaşındaki SMA hastası oğlu için yardım hesabı açtı. Ama o hesapta biriken 2 milyonu oğlu için değil, lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandı. Hakkındaki iddiaları yalanlamak üzere de Serap Paköz'de Gerçeğin Peşinde programına katılan Didem Gülmez canlı yayında da işte böyle gözaltına alındı. Görmüş. Boruyu çıkarmış. Evet. 12 yaşındaki kız, ne yapıyorsun? Evet. Kardeşim, evet, ölecek, kardeşim demiş. Ağzını açma, seni öldürür çocukları. Çocuk devamlı dövüyorlarmış. SMA hastası çocuğun fişini çekip ölüme terk ettiler. Onun için toplanan yardım paralarını da har vurup harman savurdular. Suçlamaların odağındaki anne canlı yayında işte böyle gözaltına alındı. Didem belki de bundan sonraki hayatının büyük bir kısmını demir parmaklıklar arkasında geçirecek. Hiçbir suç cezasız kalmasın. Hiçbir suç cezasız kalmayacak. 4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez SMA hastasıydı. İddiaya göre tedavisi için Antalya'da valilik izni olmadan yardım kampanyası başlatıldı. Bu süreçte Didem Gülmez ve eşi dolandırıcılıktan cezaevine girdi. Biz boşandık. Daha sonra Mustafa için barıştık. Benim ondan sonra izin hakkım bitti. Tekrar ben cezaevine girdim. 167 bin dolar buhar mı oldu şu anda? Yok mu bu para yani? Serap Paköz'le Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüğünü iddia etti. Nereye götürdün o bir parayı? Saniye. Bütün belgeleri alırsam eğer defontlarla ispatlayacağım ki 9. ayın 9'unda paraların hepsini tamamen çekiyorlar. Bak abi, şunlar benim adıma çekilen. İddialar vahimdi. Bağış olarak toplanan 167 bin dolar, yani o zamanki kura göre 2 milyon lirayla lüks otomobiller alıp galeri ve oto yıkama açılmıştı. Valilik hesabında 26 milyon lira toplandı. Öncesinde valilik izni olmadan Didem'in kendi adına açtığı şahsi hesabında da 167 bin dolar gibi, o günkü karşılığı 2 milyon TL olan
bir para birikmişti. Bu iddialardan daha korkunç olanı da 4 yaşındaki çocuğunu hayata bağlayan hortumu çekme teşebbüsüydü. Görmüş. Boruyu çıkarmış. Evet. 12 yaşındaki kız ne yapıyorsun kardeşim ölecek demiş. Ağzını açma seni öldürür çocukları. Çocuğu devamlı dövüyorlarmış. Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamadı Mustafa Yağız Gülmez. 21 Haziran 2022'de vefat etti. Gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayınca da suçlanan Didem Gülmez iddiaları cevaplamak için canlı yayına çıktı. Terlemiş her akşamda yani her gece uykusunda terleyen bir çocuk olduğu için hani ben onun ecel teri olduğunu falan bilemedim. Kocası arkadaşı galerici arkadaşının hesabına yatırıyor ve daha sonra lüks araçlar alınıyor. Yağız sence ölümünde ihmal var mı? Yok. Benden yana ihmal yok. Benim üstümde zaten hiçbir şey yok. Ben zaten kullansam Gökhan buraya çıkmazdım. Gökhan adına değil. Senin ben suçlu olsam buraya gelmezdi. Neden kampanyayı toparlayıp öyle bitirmedin de sen? Yok. Bu arabaları ne yaptın? Borçla mı verdiler hepsini size? İşte bu itirafları ihbar kabul eden polis harekete geçti. Ve hasta olduğu için toplanan bağışları har vurup harman savurmakla suçlanan anneyi canlı yayında gözaltına aldı. Gülmez sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği ekiplerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın. Efendim trafik ekipleri Kadıköy'deydi, denetim yapıyorlardı. Birçok aracı durdurdular ve kontrolden geçirdiler. İşte ekrandaki isim Burak Ergin. O da o sürücülerden biriydi. Aracı muayenesiz çıktığı için ona da ceza yazıldı. Cezaya hiç itiraz etmeyen genç krizi fırsata çevirmek için kameraların önünde şarkı söylemeye başladı. Duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Trafik denetimine takılıp ceza yedikten sonra böyle şarkı söyledi. Duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler Kadıköy'de kurallara uymayan sürücüler için denetimdeydi. Ben sürekli ceza ediyorum. Hak ediyoruz, hak ettiğimizde yaşıyoruz. Burak Ergin de durdurdukları sürücülerden biriydi. Muayene süresi geçmiş araçla trafiğe çıktığı belirlenince 427 lira para cezası kesildi. Tutanağa hiç itiraz etmeden imzalayan genç hazırı kameralara bulmuşken krizi fırsata çevirmek istedi. Sesim o kadar güzeldir. Şarkı söylerek ünlü olmadım ama ceza yiyerekten ünlü oldum. Ardından da şarkısını söylemeye başladı. Duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Kendisini durdurup ceza yazarak kameraların önünde bir performans sergilemesine vesile olan polislere teşekkürü de ihmal etmedi. Ceza yediğim için ben de polis amirlerime teşekkür ediyorum. Efendim başkent Ankara'da tadilat nedeniyle bütün ürünleri etiketin yarı fiyatına satacağını duyuran mağazada tabi izdiham yaşandı. Ucuz cep telefonu yarışı aslında çabuk bitti. Ancak asıl kıyamete gelelim. 200-300 liralık tavalarda koptu o kıyamet. Kadınlar indirimli tavaları kapabilmek için büyük mücadele verdi. Bu savaşın galibi de rakiplerine dişlerini göstermekten çekinmeyen ama gerçek manada dişlerini gösteren bir ablamız bu. Yaşlı bir kadındı. Elden ele uzatılan tavayı bir türlü paylaşamadılar. İndirimli tava için çıkan savaşta bu kadın rakiplerinin elini ısırarak galip geldi. Mamak'ta bir mağaza tadilat nedeniyle tüm ürünleri etiketin yarı fiyatına satacağını duyurdu. Müşteriler erken saatlerde mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 5, 4, 3, 2, 1. Kapı açılır açılmaz ortalık bir anda karıştı. Herkes indirimli ürünlerden kapabilmek için yarışa başladı. Kimi telefon, kimi ise tava peşindeydi. Ürünlerimiz etiketin yarısı diyoruz efendim. İçeri girmeden de bitiyor bu telefon.
İndirim var dediler, geldik. Biz de kendimizce bir şeyler bakalım. Elden ele, önden arkaya uzatılan bu tavanın birden çok müşterisi vardı. Üç kadın tava için kıyasıya mücadele etti. Ancak içlerinden biri gözünü karartmıştı. Rakiplerini ısırmaya kalkıştı. Isırık hamlesi rakiplerini ürküttü. Onlar geri çekilirken o elindeki iki tavayla uzaklaştı. Binbir zorlukla kaptığı tavayı sıkı sıkıya tutanlar da vardı. Mağazadaki ürünler adeta yağmalandı. Stoklar bitince arbede de sona erdi. Sevgili izleyenlerimiz, yeni yılla birlikte birçok ürün ve hizmetin zamlanması bekleniyor. Ehliyetler de zamlanacak o hizmetler arasında. Araçla trafiğe çıkabilmek için zorunlu olan sürücü belgesini almak isteyenler hem harçlara hem de kurslara daha fazla ücret ödemek durumunda kalacaklar. İşte bu bedelin 10 bin lirayı aşacağını duyanlar Aralık ayında sürücü kurslarını akın ettiler. Şu anda içerisi tıklım tıklım dolu. Sürücü kursu kayıtlarını an be an almaktayız. Telefonlarımız susmuyor. Yeni yılla birlikte zamlar kapıda. Ehliyetin hem kursuna hem harcına ay sonunda zam geliyor. Bütün vatandaşlarımız duydu zam geleceğini. O yüzden de akın akın sürücü kurslarında kuyruk oluşturmaktadır. Sürücü kursları 2023 yılından itibaren zamlanacak. B sınıfı ehliyete kavuşmanın bedeli harç ücreti dahil 10 bin lirayı aşacak. Şu anda bir sürücü kursundayız ve sürücü kurslarında ise bir yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun sebebi ise gelecek olan zamlar. İşte bu zamlardan etkilenmek istemeyenler sürücü belgesi için kayıt yaptırıyorlar. Şu anda 7060 liradan Ocak ayı için alıyoruz. Harçlarla birlikte? Harçlarla 10 bin lirayı buluyor yani. Bir kişi 10-15 arası para hazırlamak zorunda. Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 370 TL'den 825 TL'ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 1116 TL'den 2489 TL'ye yükselecek. Yılbaşından sonra zamlanacağı için o yüzden gelip ücretini öğrendikten sonra kayıt yaptırmak istedim. Şu an ne kadar yaptırdınız? Şu an 4500 TL'ye kayıt ücretimi yaptırdım. Pazar gününden sonra 7060 lira olacağını söylediler. Neredeyse 2 katı bir fiyat, o yüzden erkenden yaptırmak istedim. Niçin geldik? Ehliyet alacaktım. Yaşımı doldurdum. Zamlardan çok etkilenmemek için öncesinde kayıt almak istedim. Benim amcam polis, ona da sorduk. Zamlar gelecek dedi. Yani bir an önce yaptıralım dedik. Kızımın için geldim. Ben de ehliyet olsun, ileride lazım olacak bir şey. Sürücü kurslarının ücretlerini valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurs temsilcilerinden oluşan bir heyet belirliyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor. 10 Aralık'tan sonra... Ben telefona görüştüm sizinle, evet, zaten. Evet, 7060 lira kurs ücretimiz olacak. Şu andaki kurs ücretimiz 4500 lira. Dört yapsak olmuyor mu? Kurtarmaz mı yani? Kurtarmıyor. Kurtarır. Sürücü belgeleri için her yıl binlerce sürücü adayı başvuruyor. Trafiğe çıkış için zorunlu olan en önemli kıstassa şüphesiz ki direksiyon eğitimi. Eğitim pistlerinde bir yoğunluk var ve sürücüler de oldukça stresli. Stresin sebebi ise eğer direksiyon sınavını geçemezlerse ehliyet alamayacaklar ve yeni dönemde ise ehliyeti zamlı tarifeden almak zorunda kalacaklar. Çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü kalırsak zamlı şekilde almak zorunda kalacağız. Onun stresi var. Zamsız bir şekilde almak istiyoruz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım çünkü kalırsam yılbaşından sonra çok daha zamlı bir şekilde fiyat ödeyeceğim. Evet. O yüzden yani o biraz heyecan yapıyor. Zamlı fiyatları çok zorlar. O yüzden kalmamamız lazım. Yılbaşından önce ne yapabilirsek yapacağız artık. Samsun'da coşku ve heyecan vardı bugün sevgili izleyenler. Vezir Köprü Devlet Hastanesi ve Asarcık Kavak yolunun da aralarında bulunduğu dev projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te son kez aday olacağının sinyalini verdi. Konuşmasında başdanışmanlığa atadığı Amerikalı Jeremy Rifkin üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.
İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. İşte 2023'e böyle yürüyeceğiz. 2023'te son kez aday olacağının sinyalini verdi. Terörle mücadele de gündemindeydi. Gabar'da bunları çökerttik mi? Cudi'de bunları çökerttik mi? Tendürek'te bunları çökerttik mi? Mesler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Ne demiştim hatırlayın. Bunların inlerine gireceğiz. İnlerine. Şimdi bu parlamentomuzda bu terör örgütünün uzantıları var. Şimdi bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Bu altılı masayı falan bunları hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum. Samsun'da coşku ve heyecan vardı bugün. Vezirköprü Devlet Hastanesi ve Asarcık Kavak yolunun da aralarında bulunduğu dev projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Nasıl yolumuz? Güzel değil mi? Bay Kemal de izlemiş midir? Görmesi lazım. Çok çalışacağız. Çünkü Allah göstermeye bunların eline bu ülke kalırsa biz çamurdan bataklıktan geçemeyiz. Rusya-Ukrayna savaşında attıkları adımları anlattı. Türkiye'nin çabalarıyla tahıl koridorunun yeniden açıldığını söyledi. İşte Rusya-Ukrayna savaşı. Kim var ortada? Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Şimdi yarın nasip olursa Sayın Putin'le arkasından Sayın Zelenskiy ile görüşmeler yapacağım ve yine daha neler yapabiliriz bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Olay bu. İsim vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığını atadığı ABD'li Jeremy Rifkin üzerinden CHP'nin ekonomi projelerine tepki gösterdi. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde, 50 yıldır halkıyla beraber yürüdü, halkıyla beraber yattı, kalktı ve dört bir yanını ülkemizin dolaştı. Buralara böyle geldi. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. Hesabi olmadık. Hep milletimizin diliyle konuştuk. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Siz varsınız yeter. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünü de ekonomiye ayırdı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor. En kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener efendim, o da canlı yayın konuğu olduğu programda siyasetin gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Muhalefette yaşanan adaylık tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, altılı masanın belirleyeceği adayın arkasında kaya gibi duracağız diye konuştu. Gündeminde Türkiye'de büyük infial yaratan 6 yaşında evlilik skandalı da vardı. Bunun yani takibini yapmazsam şerefsizim, namertim, ahlaksızım. Bunu bizzat yapacağım. Biz bu davaya İYİ Parti olarak aynı zamanda müdahil oluyoruz şimdi. İYİ Parti liderini bu kadar sinirlendiren şey Türkiye'de büyük infial yaratan 6 yaşındaki evlilik skandalıydı. Sert mesajlar verdi, çocuklara uzanan eller kırılmalıdır dedi. 6 yaşında bir çocuğu ben öğretmen okulunda okurken ilkokula veremezdiniz. Okul öncesi eğitimdi ve siz evlendiriyorsunuz. Utanmadan o çocukla karı koca ilişkisi kurabiliyor. Bunu benim anlamam, yani alması mümkün değil. Bu sapıklığın mutlaka cezası verilmelidir. O çeşitli yerlerdeki çocuklara uzanan eller kırılmalıdır, ya kırılmalıdır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayın konuğu olduğu programda siyasetin gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Demokrasiyi getirmek istiyoruz biz. Tek adam sisteminden, daha doğrusu parlamenter demokrasiye geçiş için birinci önceliğimiz bizim bu. Bu seçim hepimiz için parlamenter demokrasiye geçişin konuşulduğu son seçim. Bir daha bunu konuşamayacağız. Altılı masada yaşanan adaylık tartışmaları soruldu. Kazanmamız gerekiyor. Bu kazanacak kişinin kim olacağının tespiti içinde çok kolay yöntemler var. O aday çıktıktan sonra bu netlikte söyleyeyim şimdi, onun arkasında kaya gibi durulur. Yeni hükümet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı. Bu tek adam sistemi, devlet denilen o kavramı koruyan, kollayan, saygı duyan, açını doyuran, çıplağını giydiren o anlayışı yok etti. Saray bir paralel evren yaratır. Saray
bambaşka bir hayat tarzıdır. Ben Sayın Erdoğan'ın sokağı tamamen unuttuğunu, verdi talimatı gitti. Efendim, reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyonun yüksek olduğu anların fotoğrafı bu. Bütçe görüşmelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP grubu arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Soylu, kendisini Kürt düşmanlığıyla itham eden HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş'a zehir zemberek sözlerle tepkisini gösterdi. Siz ayaklı bir nefret makinesine dönüştünüz ya. Hakikaten her gün yeni bir Süleyman Soylu ile karşı karşıyayız. Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa Kalaşnikov veren PKK ve HDP'dir. 10 yaşındaki. Hiç masum gibi bakma. Mecliste tansiyon yine yüksekti. Bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP grubu arasında gerginlik yaşandı. Burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır. Devletin bütün kayıtlarında da böyledir. Tartışmanın fitilini HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın Bakan Soylu'yu hedef alan sözleri ateşledi. Beni ve Remziye Tosun'u suçlu ilan ettiniz. Anneler ne diyor biliyor musunuz diyorsunuz. Anneler sizin hakkınızda ne diyor biliyor musunuz? Diyorlar ki en büyük Kürt düşmanı Süleyman'dır diyorlar. Bunu her yerde söylüyorlar. HDP'li isme yanıt gecikmedi. Süleyman Soylu kendisini Kürt düşmanlığıyla suçlayan Meral Danış Beştaş'a zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa Kalaşnikov veren PKK ve HDP'dir. 10 yaşındaki. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela ve nefret ettiğini herkes bilmektedir. Aynı zamanda son 5 yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var, teröristler var, geldiler ve biz HDP bizi dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz, siz.